Evet, şimdi ondalıklı sayılarla rasyonel sayıların devamı olan bir konuyla dersimize devam ediyor. Şimdi ondalıklı sayılar aslında bir rasyonel sayıdır. Yalnız biz ondalıklı sayıların tanımı yaparken şöyle deriz. Paydası onun pozitif kuvveti olan sayılardır. Yani bir sayının ondalıklı sayı olabilmesi için ne lazım? Paydasının onun pozitif kuvveti olması lazım. Mesela 9 bölü 10. Bu sayımızın karşılığı 0,9'dur. Çünkü biz virgülden sonra normalde basamaklarda birden başlarız ama virgülden sonra şöyle sayarız. Onlar, yüzler, binler diye sayarak yaparız. Dolayısıyla 10 olduğu için virgülden sonra bir basamak yeterli. Ya da işte 27 bölü 1000 dediğinde virgülden sonra kaç basamak olmalı? 3. O zaman biz bunu şöyle yazmalıyız. 0,027. Onlar, yüzler ve binler biçiminde ne yapmalıyız? Yazmalıyız. Ya da bize ondalıklı olarak verilen sayıyı rasyonele nasıl çevireceğiz? Mesela 3,1. Sayının tamamını yazarsın 31. Virgülden sonra kaç basamak var? 1 bölü 10 yazarsın. Tabi 31'i gördün mü de hatayı yazmayı unutmamak şartı. Ya da 19,07 ile karşılaştın. Dersin ki o zaman sayının tamamı 1907. Bölü virgülden sonra onlar yüzler. Bölü 100'ü yapıştırdığında istediğin anda her sayıyı, rasyonel sayı, paydası onun kuvveti olduğu sürece ondalıklı sayıyı da neye çevirirsin? Rasyonele çevirirsin. Şimdi rasyonel sayılarda biz gene, düzeltiyorum, ondalıklı sayılarda biz gene 4 işlemden bahsedeceğiz. Şimdi toplama çıkarma için söylüyorum. Şimdi toplama çıkarmada virgüller alta getirilir. Tamam, virgülleri alt alta geçeceksin. Daha sonra toplama çıkarma yapılır. Yalnız burada önemli bir durum var. O da şu. Eğer basamak açıkta kalıyorsa, bu hepsi için geçerli. Basamak baktın açıkta kalıyor. O zaman ne yapacaksın? Tamamlamak için ne yapılır? 0 yazılır. Bakın mesela 0,24 artı 1,2 dedim. Şimdi ben bu ikisini toplayacağım. Ne yapmalıyım? Virgülleri alt alta getiriyorum. Yazdım. 0,24 1,2. Şimdi dedim ki buraya göre. O zaman ben burada ne yapmalıyım? Bir tane 0 yazmalıyım. Neden? Çünkü toplayacağım basamak açıkta mı kaldı? Evet. Açıkta kalan basamağı tamamlamak için 0 yazıyorum. Sonra topluyorum. 4 0 daha 4. 2 2 daha 4. 0 1 daha 1,4 yazarak işlemi ne yapıyorum? Tamamlıyorum. Bu bölme için de geçerli. Çarpma için de geçerli. Tamam, burayı unutmayın. Şimdi birazdan göreceksiniz yapacağımız işlemlerde. Bölmeyi daha çok zaten ondalıklı sayılarda bölme işlemiyle karşılaşacaksınız sınavda. Dolayısıyla bölme üzerinde daha fazla duracağız diğer işlemlere göre. Dolayısıyla orada ne yaptığımızı, mantığın ne olduğunu beraberce göreceğiz. Ama burası çok önemli bizim için. Eksik kalan basamak için her zaman ne yapılır tamamlamak için? 0 yazılır. Lütfen bu kısmı unutmayınız. Şimdi o zaman ondalıklı sayılarda bazı soru tiplerinden başlayalım. Ne diyor? X pozitif reel sayıdır. X artı 5 bölü toplamının pozitif bir tam sayı eşit olduğuna göre. X'in virgülden sonraki kısmı kaçtır? Bakın. Neye eşitmiş? Pozitif bir tam sayıya. Güzel. Ben yazıyorum o zaman. X artı 5 bölü 8 eşittir pozitif bir tam sayı. Dedim ki benim en küçük pozitif tam sayım hangisi? 1. Farz et ki 1'e eşit olsun.
1'e eşit olması için buranın 8 payda 8 olduğu için. 8 bölü 8 olması gerekmiyor mu? Evet. O zaman x ne olmalı? 3 bölü 8 olmalı ki 5 bölü 8 ile toplandığında ne olsun? 1. O zaman ben x'in değerini buldum. Neymiş? 3 bölü 8. Yani ben 3'ü 8'e ne yapmalıyım? Bölmeliyim. Bakın bölüyorum. 3 bölü 8. Yani buradaki olayı anladınız mı? 1'e eşitliyorum. Neden? En küçük pozitif tan. Şimdi sen diyeceksin ki hocam 1'e eşitlemeseydim 2'ye eşitleseydim. Olur. 3'e eşitle. Olur. 4'e eşitle. Olur. Ama tabii ki ne kadar büyütürsen işlemin o kadar kalabalıklaşacak. O yüzden bu gibi durumlarda pozitif tam sayı eşitlediği için 1'e eşitleyeceğim. X 3 bölü 8 çıktı. O zaman 3'ün 8'e bölümü değil mi bu? Evet. Güzel. Demek ki 3'te 8 yok. Bir 0 koydum. 0 koydum. Virgül attım. 30'da 8 kaç kere var dedim? 3 kere 8. 24. Kaldı burada 6. 0 yazdım. 60'da 8 7 kere var. 7 kere 8 56. Ne kaldı? 4. 0 yazdım. 40. 40'da 8 kaç kere var? 5. 40. İşlemin bitti mi? Evet. O zaman x'in virgülden sonraki kısmı neye eşitmiş? 375'e eşit imiş. O yüzden bu tür sorularda bunu yapıyorsun. Virgülden sonraki kısmını sormuş. 375 diyorsun. Ha, ben sana az önce dedim ki, sen dedin ki ya da bana sordun. Hocam 1 olmasa 2 olsa fark etmez dedim. Neden? Çünkü 2 olursa burası 1 olur. Yani tam kısım değişir sadece. Virgülden sonraki kısım hiçbir zaman değişmez. Zaten sorunun da sorulduğu yer böyle olur. Virgülden sonraki kısmı kaçtı. Dolayısıyla bu tür sorularda işlemim bu şekilde yapılıyormuş. Peki şimdi o zaman ondalıklı sayılarla ilgili 1-4 işlem sorusu çözelim. Bakın ne diyor. 2,8-1,7 yazdım. 2,8'den 1,7'yi çıkarttım. 8'den 7 çıktı 1, 2'den 2 çıktı 1. O zaman yazdım. 1,1 bölü 0,12. Yani bu şu demek mi? 1,1 bölü 0,12 mi demek? Güzel. Bakın şimdi. Bakın. Bu gibi sorularda ne dedik? Basamaklara bakacağız. Bu bölmede çok sık göreceğim bir şey. Bölmede virgülden sonraki basamak sayısına bakıyorum burada. Kaç tane var? 1. Burada kaç tane var? 2. Ne yapıyordum? Eksik basamak varsa eşitlemek için 0 yazıyorum. O zaman kaç tane eksiğim var? 1 tane bak. Buraya bir 0 yazarsam virgülden sonraki basamaklar birbirine eşit oldu mu? Evet. Artık ikisinde de kaç tane var? 2. O yüzden ben ne yapıyorum burada? Virgülü atıyorum. Diyorum ki 110 bölü 12'ymiş bu ifade. E dedim ki 2'ye böldüm 55. 2'ye böldüm 6. Demek ki bu işlemin sonucu neymiş? 55,6 imiş. Yani bu gibi durumlarda virgüllerde özellikle de bölmede çok sık rastlayacaksın buna. Neden? Daha çok bölme sorusuyla karşılaşacaksın. ÖSYM'nin 31. sorusu ne demiştim? Ya rasyonel sayılarda 4 işlem ya ondalıklı sayılarda 4 işlem. Dolayısıyla bu gibi durumlarda yapacağın işlem bu. Eksik basamak varsa onu tamamlamak için ne yapıyorsun? 0 yazıyorsun. Neye kadar? Eşitleyene kadar. Anlaştığımızı umuyorum. O zaman bakın bir diğer örneğimiz nasılmış? İşleminin sonucu kaçtır demiş. Güzel. Bu bir ondalıklı sayılarda bölme işlemi. O zaman ben diyorum ki virgülden sonraki basamak sayılarına bakacağım. Kaç basamak var? 2. Kaç basamak var? 2. Eşit mi? Evet. At virgülleri. 6 bölü 66 dedik. Güzel. Artı dedim. Geldim buraya. Virgülden sonra 2 basamak. Virgülden sonra 3 basamak. Tamamlamak için ne yazacağız hemen? Bir tane 0. Şu anda ikisinin de virgülden sonra kaç basamağı oldu? 3. O zaman yazıyorum. 2220 bölü 222. Eksi dedim. Baktım virgülden sonraki basamak sayısı 1. Virgülden sonraki basamak sayısı gene 1. Eşit olduğu için attım. Ne kaldı yukarıda? 5 bölü 55. Güzel. O zaman dedim ki şimdi işlemi yapayım. Sadeleştirme var. Sadeleştirme. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 1 bölü 11. Artı. 222'ye böldüm. 10. 222'ye böldüm. 1 yani 10. Eksi. 5'e böldüm. 1. 5'e böldüm. 11. 1 bölü 11.
E baktım artı 1 bölü 11. Eksi 1 bölü 11 bunlar birbirini ne yaptı? Yok ettik. Geriye ne kaldı? 10 sonucu kaldı. Yani ne yapıyorum? Bakın birbirine eşitse direkt atıyorum virgülleri. Birbirine eşit değilse ne yapıyorum? Eşitleyene kadar sıfır koyuyorum. Sonra virgülleri atıp işlemime ne yapıyorum? Bu şekilde devam ediyorum. Gelin o zaman bir tane daha çözelim. Bu bizim için önemli bir konu çünkü. O zaman dedim ki başlayalım. Virgülden sonraki basamak sayısı 1, virgülden sonraki basamak sayısı 2. Eşitlemek için 0 yazdım. O zaman burası ne oldu virgülü atınca? 40 bölü 4 oldu. Devam ediyorum artı. Virgülden sonra 1 basamak, virgülden sonra 2 basamak. Eşitlemek için 0 koydum, virgülleri attım. 90 bölü 3 de burası. Artı dedim. Tam sayının virgülden sonraki basamak sayısı yokmuş kabul edilir. Yani bunun virgülden sonraki basamağı yok. Bunda kaç tane var? Bir tane. Eşitlemek için ne yapıyorum? Bir sıfır koydum. Virgülü attım. 20 bölü 5 oldu. O zaman bakalım devam edelim işlemimize. 40 bölü 4 yani 10. 90 bölü 3 yani 30. 20 bölü 5 yani 4. Topladım 44 sonucuna. İşleminin sonucuna ne yaptım? Ulaşmış oldum. Yani ne yapıyorum? Gördüğün gibi eksik olana eksik olduğu kadar sıfır yazıp virgülleri atarak işlem yapıyorum. O zaman gelin bir tane daha çözelim. İşleminin sonucu kaçtır demiş. O zaman dedim ki hemen virgülden sonra 2 basamak tam sayıların virgülden sonraki basamağı olmadığı için 2 sıfır. O zaman virgülü attım. 8100 bölü 45. Geldim buraya. Bir basamak yok tam sayıda. Attım sıfırı. Eksi 150 bölü 2 dedim. Güzel. O zaman. Hemen ne yapayım? 8100'ü 45'e böleceğim. Önce sadece şimdi 9'a böldüm 5. 9'a böldüm 900. Dedim ki 5'e böleyim o zaman. 1 kere var. 40'ta 8 kere var. 180. Eksi dedim. Geldim böldüm 152'ye 75. Çıkarttım 180'den. 105 sonucuna ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. Gördüğün gibi ne yapıyorum? Eksik olan kadar 0. 2 tane eksikti 2 tane 0. 1 tane eksikti 1 tane 0 yazarak ne yaptım? İşlemimi devam ettirdim. Peki o zaman bir tane daha çözelim. Elimizdeymişken çözelim. Çünkü bu bizim sınav sorumuz olabilir. KPSS'de bakıyorum 2 basamak 3 basamak. Eksik olana 0 yazsın. Ne oldu burası virgül atınca? 90 bölü 3. Geldim buraya. 5,7 0,19. 1 basamak var 2 basamak var. 1 sıfır attım virgülleri attım. Artı dedim 570 bölü 19. Artı. Bu sabit olduğu için basamağı yok. Bunda bir tane var. Sıfırı koydum. 20 bölü 2 sonucuna ne yaptık? Ulaşmış olduk. Güzel. 93'e böldüm 30. Artı dedim. 57'ye 570'i 19'a böldüm 1. 19'a böldüm 30. Artı 22'ye böldüm 10. Topladım. 70 sonucuna ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. Yani bu tür sorularda bu şekilde işlem yapılıyor. Ondalıklı sayılarda 4 işlemde eksik basamak yerine 0 koyarsın. Ondan sonra da ona göre işlemini yaparsın. Bölmede virgülleri atarsın. Toplamada da virgülleri alt alta getirerek işlem yaparsın.